Futbol arenadan herkese iyi günler. Bugün Fenerbahçe'nin dünya ünlü futbolcusu Mesut Özil'in 2017 yılında yazdığı Futbolun Büyüsü ve Gerçekleşen Hayaller kitabından bazı alıntılar paylaşacağız sizlere. Ve tabii ki de Mesut Özil'in Almanya'da nasıl yetiştiği, Almanya'da nasıl filizlendiğinden bahsedeceğiz. ''1960'ların ortalarında her iki büyük babası da Zonguldak'tan Almanya'ya göç ediyor. Tabii ki de çalışmak için, evlerine ekmek götürebilmek için göç ediyorlar. Ellerine tutuşturulan işçi olarak Almanya'ya nasıl gidilir broşüründe de her zaman aynı şeyler yazar tabii ki de. Çalışkan olun, henüz bilmediklerinizi öğrenin. 1988 yılındaysa Mesut Özil dünyaya geliyor. Mesut Özil'in kitabı boyunca anlatacaklarının altyapısını oluşturansa dil problemi. Çok konuşkan olmadığını itiraf ettiği yapısıyla birlikte dil problemi çözülse de zamanla evrilip iletişim problemi olarak karşısına çıkıyor. Kariyerinin ilk bölümünde Schalke 04'te yaşadığı sorunların temelinde de bu durum var. Aslında bu dil problemi Almanya'ya giden birçok gurbetçinin de yakasından düşmüyor. Hatta bu sancıyı televizyon programcısı Nazan Ekıs da açıklamıştı geçmiş zamanlarda. Almanca düşünüyor, Türk gibi hissediyorum. Her iki kültürün de en iyi kısımlarını almak için büyük bir şans şeklinde özetliyor. Mesut Özil için futbol 8 yaşında başlıyor. Kırmızı beyaz Essen takımında mücadele ediyor Mesut. Asıl amacı Schalke 04'te oynamak. Çünkü Schalke görkemli bir kulüp ve altyapıdan onlarca futbolcu üst yapıya kazandırılmış bir vaziyette. İlk kramponlarını 12 yaşında eski futbolcu Werner Kek alıyor. 8 yaşında sahip olduğu deri topu bile solluyor bu kramponlar. Bir maçta Schalke 04'e karşı mücadele ediyor ve muhteşem bir performans sergiliyor Mesut. Bu mücadelenin ardından Schalke 04 döneminde kendisine damga vuracak isimlerden biri olan Norbert Ergert karşısına çıkıyor ve çocuğun elinden tutuyor. Maçtan sonra Mesut Özil'e hangi takımda oynadığını soruyor. O da Essen yanıtını veriyor ve aldığı cevapla gerçekten çok şaşırtacak bir ifade oluyor. Hayır, gelecek sene Gelsenkirchen'de oynayacaksın. Küçük bir çocuk bu haberden sonra çığlıklar atar. Hele ki futbol aşığı bir çocuksa gerçekten çok sevinir. Çünkü bölgenin en iyi takımı Schalke 04. Ancak Mesut Özil'in o soğukkanlı yapısı oradan itibaren başlıyor aslında. Çok soğukkanlı bir şekilde karşılıyor ve teklifini hemen kabul etmiyor. Annesine babasına danışmak üzere evine gidiyor. Tabii Norbert Ergert çocuğun peşini bırakmıyor. Ertesi gün atlıyor ailesinin evine gidiyor. Babası ve Mesut'la konuşuyor ve şu ifadeler geçiyor kitapta. Size Mesut'un ilk sezonunda ilk 11'de oynayacağının sözünü vermem. Hatta Schalke'de profesyonel olacağının sözünü de veremem. Ancak Mesut'un sahada teknik, taktik, oyun anlayışı, bedensel ve ruhsal gelişim, hız, duygu kontrolü, mental gelişim, yaşam tarzı gibi konularda en üst seviyeye çıkması için yardımcı olacağıma söz veriyorum der. Giz olmuyor o yaşlarda, saklamak olmuyor. Bu teklifi kabul etmemek için hiçbir bahanesi yok Mesut ve babasının. Essen'deki hocasına soruyor. Tabii ki de gideceksin, yeter ki kendine güven. Senin çok büyük bir yeteneğin var. Bunu da Schalke 04'te sergilemen için hiçbir sebep yok diyor. Ve bu tavsiyeden sonra 12 yaşında Mesut Özil'in Schalke 04 macerası başlıyor. O zamanlara kadar Gelsenkirchen'i dünyanın merkezi sanan Mesut Özil için Schalke 04 macerası biraz sancılı başlıyor. Eğitim elbette onun için yeniden başlıyor. Çünkü disiplin denilince Almanya akıllara geliyor biliyorsunuz. Eğer tekmeliğini unutursan 20 avro, eğer antrenmana gelmezsen 100 avro ceza kesiliyor. Ne de olsa tekmelik bir şekilde bulunabiliyordu ama antrenmana gidilmeyen zaman geri kazanılamıyordu. Mesut da bunun farkındaydı ve o Alman disiplinini Schalke 04'te almaya başlamıştı. 18 yaşına geldiğinde Almanya'da çok önemli olan ehliyetini de cebine koyuyor Mesut. Ergert vaadini yerine getiriyor ve Mesut'la her zaman yakından ilgileniyor. Ergert bir gün yine beni odasına çağırdı. Konuşmamızda önce Schalke 04'te profesyonel olmayı, daha sonra Real Madrid ya da Barcelona'da oynamayı hedeflediğimi yıllar sonra bana yeniden hatırlattı. Yaş artık 18, Schalke 04'te artık A takıma yükselme zamanı ama Türk asıllı bir Alman olan Mesut Özil için de yeni bir karar vakti. Türk milli takımında mı oynayacak yoksa Alman milli takımında mı?
Bu sürünceme Mesut Özil'in futboluna da, antrenmanlardaki performansına da oldukça etki ediyor. Ama karar vermesi gerekiyor. İlk olarak Almanya'da doğmasına rağmen sadece Türk pasaportuna sahip. Yaşı ilerledikçe bu sorun iyice kendini gösteriyor. Ve Mesut Özil'in hangi milli takımı neden seçtiği ise kitapta şu şekilde aktarılıyor. Hem saçma hem kritik bir karardı. Birkaç dakika içinde ayaküstü verdiğim bir karar olmadı. Bütün kariyerim üzerinde etkileri olacak, yön belirleyici bir karardı. Annem Türkiye için oynamamdan yanaydı. Erdoğan amcam da bu görüşteydi. Babam amcama karşı çıktı. Mesut Almanya'da doğdu, Almanya'da okula gitti. Futbol oynamayı Alman okullarında öğrendi. Bu yüzden Almanya için oynamalı dedi. Abim Mutlu da Mesut Almanya için oynamak zorunda dedi. Ailemin bütün sözlerini dinledim ve kendi düşüncelerimi oluşturdum. Ben aslında en baştan beri babamla aynı şeyi düşünüyordum. O dönemde Alman basınında Alman milli takımındaki başka ülkelerden asıllı olan futbolcuların yer alması eleştiriliyor ve eleştiri konularından biri de Mesut Özil. Mesut Özil için bir karar vakti olduğunu söylemiştik. Kitabında da hiçbir şekilde herhangi bir cevap hakkını kullanmıyor ama Alman basınına veriyor, veriştiriyor. Kitapta bu bölüm şu şekilde anlatılıyor. Tek bir doğru cümlem yokmuş, sürekli gramer hataları yapıyormuşum. Futboldan daha iyi yaptığım bir şey yok ki zaten. Mesut Özil Schalke 04'te Hamit Altıntop'la aynı odayı paylaşıyorlar. Aynı yemeği yiyorlar, aynı içeceği içiyorlar ve maça o şekilde hazırlanıyorlar. Mesut ertesi gün hocasından ilk 11'de çıkacağını öğreniyor. Ama o soğukkanlı Mesut gitmiş, yerine karamsar bir yapıya dönüşen Mesut gelmişti. Hamit abisine sordu. Ya kötü oynarsam? Ya pas hatası yaparsam? Ben korkuyorum Hamit abi. Ne yapabilirim? Deyip aslında onun deneyimlerinden deneyim katmak istemişti kendine. Kitapta da bu konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuş Mesut. Hamit bana kendisinin ilk maçını, aynı duyguları daha önce kendisinin de yaşadığını anlattı ve ekledi. Hata yapabilirsin Mesut. Arkandayız biz. Topu kaybedersen geri alırız. Her zaman oynadığın gibi oyna. Asla güvenli pasların arkasına yaslanma. Kitapta sık sık örf, adet, gelenek ve din üzerine de pasajlar mevcut. Biliyorsunuz Mesut Özil bir Müslüman futbolcu ve dinine, adetlerine oldukça bağlı bir futbolcu. Ailesinden öğrendiği duaları mutlaka her gün okumak gibi, sahaya çıkmadan dua etmek gibi birçok alışkanlığı mevcut Mesut'un. Hakkında çıkan tüm karalama kampanyalarına ve eleştirilerine de inancı ve yeteneği sayesinde dirilik gösteriyor. Kitapta Werder Bremen dönemine de vurgu yapıyor Mesut Özil. Sancılı geçen Schalke 04 macerasının ardından Werder Bremen Mesut'un güvenini yerine getiriyor. Başarı grafiği ve Alman milli takımındaki gösterdiği o filizlenen performansı da Werder Bremen'e borçlu ve biliyorsunuz daha sonradan artık bir Real Madrid macerası başlıyor Mesut için. Bremen'de mutluydum ancak zamanımın burada dolduğunu hissediyordum. İnsanın kapısını her gün Real Madrid ya da Barcelona çalmaz. Sahada takımını düşünmelisin. Kariyerini planlarken sadece kendini. Madrid'e giderken dünyanın en büyük kulübüne gittiğinin farkında Mesut ve biraz afallıyor. Çünkü ilk defa da Türkiye dışında, Zonguldak dışında ilk defa da bir yurt dışı deneyimi olacak ve kalıcı bir deneyim. Ve Real Madrid'de oynamaktan çok korkuyor. Daha doğrusu başarısız olmaktan çok korkuyor. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi olmayabiliyor. Tam olarak anlayabilmem için insanın Real Madrid'i yaşaması gerekiyor. Herkes büyük tarihinden bahsediyor ancak onlar sadece sözde kalanlar. İlk defa o beyaz formayı giyip sahaya çıktığımda bardaktan boşanırcasına yağmur yağmıştı. Burada hiç kimse iyi ile yetinemez. İyi burası için çok az. Bernabeu çimlerine çıktığımda kendimi cüce gibi çok çok küçük hissettim. Hatırlayacağınız üzere Real Madrid Mesut Özil için büyük şeyler ifade ediyor. Mourinho demek Mesut Özil için. Mourinho ile futbol çıtasını 2-3 basamak yukarıya koyuyor Mesut Özil. Tabi saf yeteneği de mevcut ama Mourinho ile çok iyi anlaşıyorlar. Fakat o meşhur tartışmaya da kitabında yer vermiş Mesut Özil ile Mourinho arasında geçen tartışma. Kitapta şu şekilde ifade ediliyor. Mourinho soyunma odasının ortasında duruyor. Konuşuyor, konuşuyor, hiç durmadan konuşuyor. Aslında daha ziyade kükrüyor. Mesut aşağı, Mesut yukarı. Söylenenlere kulaklarımı kapamayı, eleştirilere geri savunmaya çalışıyorum. İçimde bir şeylerin gittikçe fokurdamaya başladığını fark ediyorum.
Çünkü iki güzel pas yeterli sanıyorsun diye bağırıyor Mourinho. Sana göre ikili mücadelelere girmek için fazla iyisin. Bu kadar iyi olduğunu, %50 oynamanın yeterli olduğunu düşünüyorsun diyordu. Kitabın başında Mesut Özil sabırsızlığın sabrı diye bir ifade kullanıyor. Ve burada da aslında Real Madrid'de ne kadar sabırsız olduğunu, bir an evvel kendini göstermek için ne kadar mücadele ettiğini gösteriyor bu durum. Hem oyuna oynamaya aç olacaksın, hem de o günün gelmesini bekleyeceksin. Mesut bu satırları anlatırken sabrın sabırsızlığını yaşıyor gibiydi. Rüya gibi geçen Real Madrid karnesi 2013 yılında sona eriyor Mesut Özil'in. Fakat nasıl? Mourinho gittikten sonra Ancelotti takımın başına geliyor ve her hocanın belli bir sistemi vardır, belli bir oyun düzeni söz konusudur. Mesut'la çalışmak istemediğini ima edecek açıklamalar yapıyor. Yönetime bazı raporlar veriyor. O dönemde Mesut Özil'in babası aynı zamanda menajeri bu duruma çok sinirleniyor. Çünkü Real Madrid'de Mesut Özil ve Cristiano Ronaldo neredeyse takımın önüne geçebilecek performansta. Bu ayrılık kararının neden olduğunu anlamak için Perez'in kapısına gidiyor. Perez de çok fazla diyalog kuramıyor ve çok sinirleniyor baba ve kapıyı çarpıp Perez'in yanından ayrılıyor. Mesut Özil için aslında Real Madrid macerasının bitmesi de o kapıyı çarpmasından sonra başlıyor. 2013'te takımın başında Ancelotti vardı. O gelince Real Madrid'deki zamanın şaşırtıcı bir şekilde doldu. O dönem menajerliğimi babam yapıyordu. Başka kimseden yardım almadan Real Madrid başkanı Perez de sorunu çözebileceğini düşünüyordu. Babam bazen inatçı olabiliyordu. Babam başkanın kapısını çarpıp çıktığında artık her şey bitmişti. Mesut Özil birkaç gün sonra basın toplantısı yapıyor ve Real Madrid'de olan sözleşmesinin devam ettiğini ve takımda kalmak istediğini açıklıyor. Fakat bu açıklamadan, bu basın toplantısından 120 saat sonra Arsenal o büyük transferi duyuruyor. 1 Eylül 2013'te Real Madrid kariyerindeki son maçına çıkıyor Mesut Özil ve ardından İngiltere'nin yolunu tutmak üzere bindiği uçakta Madrid'in üzerinden geçerken duygulandığını kitabından itiraf ediyor. Arsenal kariyeri ise bambaşka başarılar getiriyor Mesut Özil'e ve şimdilerde ise çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu Fenerbahçe formasıyla başarının peşinde koşuyor Mesut Özil. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.